Artkolik bir sanat platformu. Bilginin, eğitimin ve yaratıcılığın bir arada olduğu, araştırmanın desteklediği bir sanat platformu. 2012 yılında kuruldu. Bu sene 10. senesini kutluyoruz. Sanatı aslında hayatın içine daha iyi sokabilmek, sanatın aslında ulaşılabilir olduğunu gösterebilmek için 7'den 70'e herkesin sanatı sevmesi, hayatın içinde var etmesi için kurduğumuz bir platform. Aslında tarihin ve sanatın çok önemli kültürlerin merkezinde olan ülkemizi tanımadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla Artkolik'in bir misyonu da ülkemizde insanlara bunu tanıtmak. Sanayi devrimiyle başlayan ve günümüze gelen süreçte insanın çevre üzerinde yarattığı tahribat her geçen gün artıyor. Özellikle 1960'larla birlikte ekoloji meselesini gündemine alan çeşitli sanat pratikleriyle karşılaşıyoruz. Sanatın iletişimin bir dalı olduğunu düşünüyorum ve çok önemli bir dalı olduğunu düşünüyorum. 2000'lerde küresel iklim krizinin de etkisiyle sanatçılar neredeyse aktivist gibi çalışarak ekoloji temelli işler üretiyor ve çalışmalarıyla farkındalık yaratıyorlar. 2019 tarihinde gerçekleşen 16. İstanbul Bienali'de çevre sorunlarını gündeme taşımış ve bu yönüyle çokça tartışılmıştı. Sanatta müthiş bir dijitalleşme modası başladı. Sanatçılar eserlerini sadece resim ve heykel olarak değil, dijitale dökmeye başladılar. Bunda genç sanatçıların tabii hızlı bir şekilde gelmesinin de etkisi var. Ama klasik sanatçılar da, yaşı belli bir noktaya gelen sanatçılar da bu teknolojileri kullanıyorlar. Dijital sanatı ilk olarak kullanan sanatçılar Andy Warhol en bildiklerimizden. Andy Warhol, beni tanımak istiyorsanız yüzeyde gördüğünüze bakmanız yeterli. Resimlerimdeki, filmlerimdeki yüzeylere bakın. İşte ben oradayım. Boşuna yüzeyin gerisinde bir şey aramayın. Benim için her şey öyle yüzeysel ki ben yalnızca yaptıklarım için para almak beklentisindeyim. O zaten aslında bugünü çok güzel ifade etmiş ve herkes 15 dakikalığına ünlü olacak demişti. Gerçekten de öyle. Bugün Instagram sayfalarında yaşadığımızı Andy Warhol çok güzel açıklamış. Dijital sanatı geldiğini, hızla geldiğini göstermiş diyebilirim. 1980'lerde Japon spekülatörler müzayede piyasasına girerek empresyonist resimler almaya başlamıştı. 1980 ile 1990 arasında empresyonist tabloların müzayede fiyatları %940 artış göstermişti. 1990'larda hacmi daralan sanat piyasası 21. yüzyılda yeniden canlandı. Küresel sanat piyasasının hacmi 2008 yılında 65 milyar dolara ulaştı. Son yıllarda blok zincir teknolojisinin bir ürünü olan NFT'ler hem bir yeni sanat yapma mecrası hem de sanat eserinin sertifikalanma aracı olarak karşımıza çıktılar. Hem çok rağbet gören hem de şiddetle karşı çıkılan bir mecra olan NFT'ler günümüzde hararetli bir tartışma zemini olan sanat piyasasının gündemine düştü. NFT'lerin gelişimini deneyimlemek için biraz daha zamanımız olduğunu düşünenler var. Kesin olan şu ki, sanatın parayla kurduğu ilişki hiç değişmemiş, sadece kabuk değiştirmiştir. Tabii NFT'de ben şöyle görüyorum, sektörü büyütecek, yani sanat sektörünü büyütecek yeni bir hedef kitle yaratacak bir alan. Yani bugün çok büyük sanat koleksiyonerlerinin ya da sanat severlerinin ben bir de bunun NFT'sini alayım diyecekleri bir durum bence çok yok. Ancak yeni bir sanat koleksiyonu koleksiyonerleri türedi. Bunlar biraz daha finans sektörünün içinde olan insanlar. Çok güzel fuarlar ve bienaller yapılıyor artık. İstanbul Bienali çok değerli gerçekten. Fuarlarımız da aynı şekilde. Dünyadan koleksiyonerler gelmeye başladılar. Bu da gerçekten çok değerli. Ama hala yolun çok başındayız. Çünkü bunların yapılması yetmiyor. Bizim Türkiye'de ilk çağdaş müze 2004 yılında kuruldu. Bu çok geç bir tarih aslında.
baktığınızda ve bu özel sektör tarafından kuruldu. Devletin çok büyük desteğine ihtiyacımız var halen. Çok değerli sanatçılarımız var, çok yaratıcı insanlar var ama onları ileriye taşımak için bizim devlet desteğine ihtiyacımız var, yurt dışına taşımak için. İletişim eksiğimiz var. İletişimin de sanatın içinde olması gereken bir dal olduğunu düşünüyorum. Biraz belki eski reklamcılık tecrübemden de iletişime bu anlamda çok önem veriyorum ama işte yani sadece sanat yapmakla yetmiyor. Sanatı doğru kitleye ulaştırmamız, doğru mesajı vermemiz gerekiyor.